Böyle bir vasatta insanlığa umut olacak yegane hayat nizamı hiç şüphesiz İslam'dır. Başka bir kurtuluş reçetesi yoktur. Günümüz İslam dünyasının durumunu da biliyoruz. Onu da şöyle bir önümüze serelim. Nedir günümüz İslam dünyasının durumu? Ona göre nasıl tedbirler almalıyız? Bakıyoruz, siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel bakımdan ciddi sorunlarla kuşatılmış acı bir gerçeklikle karşılaşıyoruz. Önce teşhis edelim, hastalığı teşhis edelim ki tedavimizi ona göre yapalım. Öncelikle son birkaç asırdır yaşanan harici ve dahili etkiler yüzünden İslam dünyasına yılgınlık, umutsuzluk ve karamsarlık adeta egemen olmuştur. Bu noktada ülkemizin, milletimizin ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın ümmet ve insanlık adına yüklendiği sorumluluk daha da önemli hale gelmektedir. Biz sadece ülkemiz sınırları içerisindeki şehirlerimizden, ilçelerimizden, mahallelerimizden, köylerimizden sorumlu değiliz. Bizim vazifemiz daha büyük. Bütün insanlık, bütün İslam dünyası ve bütün insanlık bizden vazife bekliyor. Bu büyük sorumluluğun ifasında elbette Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mensuplarına çok büyük görevler düşmektedir. Değerli hocalarım, bugün ümmetin ve insanlığın maruz kaldığı sorunlar karşısında Müslümanların görevi ağıt yakmak değildir. Dünyayı ifsat edenlerin tasvirleriyle nefes tüketmek değildir. Bilakis daha büyük bir azimle insanlığın felahı için mücadele etmektir. Daha güçlü bir kararlılıkla sorunların üstesinden gelmeye çalışmaktır. İslam'ın ilim ve hikmet, adalet ve merhamet, barış ve muhabbet iklimiyle insanlığı buluşturmak için canla başla çalışmaktır. Ferasetle, basiretle, dirayetle hareket etmektir. Daha huzurlu bir hayat ve daha güzel bir dünyanın inşası için başlangıç noktamız ailemiz ve nesillerimizdir. Bu sebeple her hocamızın yanında gençlerimizi görmek istiyorum. Her hocamızı da gençlerimizin yanında görmek istiyorum. İstikbalimizi kendilerine emanet edeceğimiz en değerli varlığımız gençlerimiz, çocuklarımız. Gençlerimizin hayat tasavvurlarını olumsuz etkileyen, maddi manevi gelişmelerine zarar veren akımlar, fikirler, yapılar ve alışkanlıklara karşı biz onların rehberi ve destekçisi olmaya mecburuz. Tüm küresel boyutta insanlığın maruz kaldığı bir ahlaki çöküntü ile, fikri yozlaşma ile ve dini savrulmalarla karşı karşıyayız. Bunu görüyoruz. Dünya bir köy haline geldi. Bunları anlatırken sadece ülkemiz içinden bahsetmiyorum. Bütün dünyadan bahsediyorum. Ahlaki çöküntü, fikri yozlaşma ve dini savrulmalar karşısında gençlerimizi inancın ve ibadetin iyileştirici, şifa verici, birleştirici ve bütünleştirici gücüyle buluşturmak zorundayız. Gençlerimize ulaşmak, onların heyecanlarına ve ideallerine rehberlik etmek, özel bir gayret gerektirmektedir. Ciddi bir formasyon, etkili bir iletişim dili ve becerisi gerektirmektedir. Bu noktada müftülerimizin
illerindeki hocalarımıza birer rehber olduklarını yeniden hatırlatmak istiyorum. Maalesef şiddetin hayatı her bakımdan olumsuz etkilediği bir çağda yaşıyoruz. Bu yüzdendir ki her platformda şiddetle mücadelenin önemi üzerinde duruyoruz. Hutbeler okutuyoruz. 2 hafta önce şiddetin ne büyük bir problem olduğunu, felaket olduğunu hutbelerimizde 90 bin camimizde okuttuk. Her yıl birkaç sefer okutuyoruz. Daha fazla şiddete karşı irşadımız, çalışmalarımız daha fazla olmalı. Şiddet niye var? Neden şiddet var? Merhamet azaldığı için var. Şiddet merhametin yokluğunda ortaya çıkıyor. Halbuki biz çocuklarımıza ilk neyi öğretiyoruz? Besmele'yi öğretiyoruz değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fatiha suresinin ilk ayeti. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Her ikisinde de merhamet çağrısı var bütün insanda. Rahmet çağrısı var, merhamet çağrısı var. İslam işte merhamet dini. Merhamet dininin mensupları merhameti kaybettiğinde şiddetin ortalığı kaplayacağı aşikardır, kaçınılmazdır. O zaman merhamet, onun için biz hayata merhameti egemen kılmalıyız. Gönüllerde, vicdanlarda merhameti kökleştirmeliyiz. Şüphesiz bu eğitimle olacaktır. Merhamet eğitiminde ise aile en temel mektep ve en güçlü merkezdir. Ailede merhamet hayat bulunca hayata da merhamet egemen olacaktır.